Eylül, Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla hazırlanan Ramazan Sohbetleri başlıyor. Kanal İnegöl izleyicileri, sevgili İnegöller, Ramazan sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan ayımızın da artık sonlarına doğru yaklaşmaya başladık. Benim için çok değerli bir konuğum var. İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban. Başkanım hoş geldiniz. Eksik olmayın, ayaklarınıza sağlık. Bu koşuşturmada sizi burada ağırlamak çok onur ve şeref verici benim için. Eksik olmayın. Bir konuyu da hatırlatmak istiyorum. Geçen akşam vermiş olduğunuz sahur programı ile ilgili bizleri kapıda karşılamamız benim için çok onur vericiydi. Eksik olmayın. Yapmış olduğunuz hizmetler için bir kez daha teşekkür ediyorum kendinize. Evet, evet. Başkanım şuradan başlamak istiyorum. Evet, yoğun bir tempo Ramazan ayı. Evet. Tüm hızıyla devam ediyor. Sahur programları, iftar programları. Ramazan ayımız nasıl geçiyor? Nasıl başladık, nasıl gidiyoruz? Oradan bir başlayalım isterseniz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm izleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tüm yayındaki ekibimize, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri de yayınınıza davet ettiğiniz için, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi önce Ramazan, tabii Ramazan sebebiyle bir aradayız ama Ramazan'ı geçmeden önce bugün 59 yıl önce yaşanmış olan bir demokrasi ayımının yıl dönümünü bugün yaşıyoruz. Biliyorsunuz 27 Mayıs 1960 demokrasi tarihimizde bir kara lekedir ve o dönemde bunun mücadelesini veren Allah rahmet eylesin Adnan Menderes başbakanımızı ve tüm arkadaşlarını ben bir kez daha rahmetle, minnetle, saygıyla anmak istiyorum. Sizlerin vesilesiyle ben de rahmetle anıyorum. Evet, şimdi tabii Ramazan ayındayız. Tüm izleyicilerimizin, tüm ülke halkımızın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Artık her ne kadar son günlerine erişsek de inşallah sonuna kadar öncelikle tabii Rabbim huzur içerisinde, güzellikler içerisinde bitirmeyi ve bayramına, beraberinde Kadir Gecesi'ne eriştirmeyi nasip etsin. Ramazan vesilesiyle tabii ki pek çok güzelliği bir arada yaşıyoruz. Ramazan paylaşmaktır, Ramazan hoşgörüdür, Ramazan pek çok manevi huzur ikliminin pek çok alanda yaşandığı bir aydır. Kur'an'ın indirildiği aydır efendim. İçerisinde bin aydan daha hayırlı bir efendim zaman dilimini barındıran, Kadir Gecesi'ni barındıran güzel bir aydır. Tabii ki her ay güzeldir ama Ramazan ayının bizler için efendim yeri ve önemi tabii ki muhakkak ki çok önemlidir. Şehrimizde de bunun güzellik içerisinde geçmesi, bu manevi ikliminden istifade etmemiz, insanların gerçekten sadece aç kalarak değil, aç kalanları anlamaya çalışması, beraberinde yardımlaşmanın has safhaya çıkması, insanların daha efendim kendi yaşamlarıyla ilgili belki pek çok alanda kendilerini sorgulamaları, sorgulamak için pek çok vakit bulmaları, ibadetlerin gerçekten bu ay içerisinde daha yoğun yaşandığı bir ay olduğu için bizler de bunu şehrimizde güzel güzel geçirmemizden dolayı mutluyuz. Ben şehrin yerel yöneticisi olarak tabii biz de özellikle Ramazan ayına özel ne yapabiliriz diye sorguladığımızda geçmişten yapmış olduğumuz efendim güzellikleri yine yaşatmak, beraberinde bunun üzerine ilaveler yapmak bizim için de önemliydi. Çok kısa bahsetmek gerekirse şunları ifade edebilirim. Yine dünya birincilikleri ve Türkiye birincilikleri olan hafızlarımızı şehrimizde, ilçe halkımızla buluşturmaya çalıştık. Ayrı ayrı mahallelerimizde, ayrı ayrı camilerimizde efendim Kur'an tilavetleri, beraberinde teravih namazları gibi vatandaşlarımızla buluşmalar gerçekleştirdik. Bu Kur'an tilavetlerinin olduğu yerlerde siz de teravih namazını orada eda ettiniz. Tabii. Yani nihayetinde zaten teravih namazını eda edeceksiniz. Bu vesileyle hem kıymetli hocalarımız, hafızlarımız eşliğinde hem de ilçe halkımızla buluşmak için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizler de her akşam başka bir camimizde bir araya geliyoruz. Yine bildiğiniz gibi
Büyükşehir Belediye'mizin ve aynı zamanda Starwood firması Mehmet Yıldız Bey'in de katkı ve destekleriyle efendim şehrimizde bir iftar çadırı kuruldu. Ve bu iftar çadırı sayesinde de Ramazan'ın 30 günü boyunca tüm ilçe halkımız efendim yani işinden geç çıkmış olabilir, ihtiyaç sahibi olabilir, fark etmez. Yetişkin, genç, bay, bayan, yolcu hiç fark etmez. Buralarda iftar vakti gelip iftarlarını açtılar. Biz de orada olmaya gayret ettik. Kişi sayısı vermek gerekirse paylaşırsanız orada kaç kişilik iftar verildi? Şimdi maksimum 500 kişilik diyebilirim. Aslında organizasyon daha büyük düşünüldü ama biz şöyle yapalım demiştik. Yani bunun bir sürecini görüp ona göre eğer ki ihtiyaç varsa kapasite artırılabilir diye. Ama Allah'a hamdolsun yani bununla alakalı olarak çok da büyük bir ihtiyaç olmadığını görüyorum. Ama oradaki o güzelliğe ben de ortak olduğum için çok yerinde, çok da güzel bir şey. Yani sadece bu iftar çadırı değil, şehrin ve ülkenin pek çok yerinde bu tür iftarlar veriliyor. Ve önemli olan o sofralarda oturarak bir arada olabilmek, o güzelliği paylaşabilmek. Ben buradan bir kez daha hem Büyükşehir Belediye'mize hem de Sayın Mehmet Yıldız'a teşekkür ediyorum. Yine Ramazan eğlenceleri adı altında, Ramazan'ın ruhuna uygun efendim orta oyunları ve çocuklarımız için bir dizi etkinlikler tertip ettik. Yine çarşımızın içerisinde hem esnafımıza katkımız olsun, ailelerimize katkımız olsun düşüncesiyle bir çocuk çadır etkinlik alanı oluşturduk. Burada da aileler hafta içerisinde bilhassa buraya gelerek çocuklarımızı buraya bırakarak çocuklarımız da oradaki görevli personelimiz sayesinde, öğretmenlerimiz eşliğinde etkinlikler yaptılar. İşte neydi bu etkinlikler? Çok kısa hem kişisel becerilerini geliştirmek, el becerilerini hem de aynı zamanda temizlik hususunda çok ciddi çalışmalarımız var. Yani bunları daha sonra belki de detay detay anlatırız ama burada özellikle sıfır atık, atıklardan geri dönüşüm, geri kazanımlar gibi bilinci oluşturabilmek adına orada çocuklarımıza fırsatlar, imkanlar oluşturduk. Tabii sadece bununla yetinmedik. Şehit Gazi ailelerimizle efendim bir arada olduk. Ben ilk akşam yine üniversite öğrencisi arkadaşlarımızla birlikte olduk. Yetim çocuklarımızla ve aileleriyle bir arada olmaya çalıştık. Yine burada sivil toplum kuruluşlarımızla işte siz de ifade ettiğiniz sahur programı yaptık. Yine inşallah Kadir Gecesi'ne özel bir iftar programı yapmayı, tertip etmeyi düşünüyoruz. Buraya da tüm ilçe halkımızı davet etmek istiyoruz. Müsait olan tüm vatandaşlarımızla orada kucaklaşmak istiyoruz. Tabii işte teravihler, beraberinde iftar sofraları, sahur sofraları derken Ramazan'ı bugüne kadar getirdik. Hamdolsun, şükrediyorum. Yani İnegöl'de Ramazan'ın o maneviyatı, o ruhaniyeti gerçekten had safhada yaşanıyor ve buna katkı ve destek veren ben tüm ilçe halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bizler kadar şanslı olmayan Müslüman coğrafyasında bizler kadar şanslı olmayan pek çok ben insan olduğunu düşünüyorum. Coğrafyasında gerek savaş olan, gerek huzuru olmayan ortamların olduğunu bizler biliyoruz. İşte yanı başımızda Suriye gibi. Allah'a hamdolsun biz şehrimizde hem kendi içimizde bu dayanışmayı sağlayarak hem de dışarıda da bu dayanışmaya destek verebilmek adına elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Ramazan'la ilgili özellikle paylaşacaklarım bunlar. Bizler de İnegöl Belediyesi'nin ve şahsınızın yapmış olduğu katkılarla hakikaten biz de Ramazan'ın ruhunu yaşadık İnegöl'de ki yaşamaya da devam ediyoruz. Eksik olmayın. Başkanım şimdi siz çok kısa bahsettiniz ama ben sizi onu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Temizlik konusu sizin çok önemli. Evet. Siz temizlik konusunda kirletmememiz gerektiğini, evet, biz ne kadar temizliyorsak bunu her platformlarda bahsettiniz. Gelinen nokta nedir? Evet. 1,5 yıllık çok bir sağ belediye başkanlığınızın ve sonrasında evet, hala baskı devam ediyor bu projeniz. Evet, gelinen evet, aşamamız evet nedir o temizlik konusu? Şimdi şu çok hoşuma gidiyor. Öncelikle onu ifade edeyim. Ya işte yeni başkan bu konularda çok hassas gibi ifadeler duyuyorum. Bu beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü aynı hassasiyetim ben tüm İnegöl satında ve bu şehirde yaşayan tüm bireylerde oluşması için görevde kaldığım süre zarfında elimden gelen gayretin fazlasını ortaya koyacağım. Öncelikli olarak yaptığımız mutfak toplantılarımızda, kurumumuzda yaptığımız değerlendirmelerde arkadaşlarımız bana
temizlik hususunda vermiş oldukları briefingde hep şunu ifade ettiler. Sayın Başkanım, personelimiz, araç gerecimiz yeterli değil. Büyük bir coğrafyaya hizmet ediyoruz. Özellikle 2014 Büyükşehir Kanunu ile beraber köyler de dahil olmak üzere temizlik hizmetlerini bütün satına yaymış durumdayız. Şimdi böyle olduğu için de tabii doğal olarak arkadaşlarımız mevcut İnegöl'den 91 mahalleye, 91 köyümüze ve 4 eski beldemize hitap edecek bir organizasyonda tabii ki yeterli olmadığını düşünerek bunları ifade ediyorlar. Ancak ben de yaptığımız araştırmalar, aldığımız teknik danışmanlıklar ve beraberinde ortaya çıkan sonuçları değerlendirdiğimde şunu gördüm. Arkadaşlar dedik, bunu tersine çevirebiliriz. Yani siz bana zaman içerisinde gün geldiğinde şunu söyleyeceğinizi ben umut ediyorum. Sayın Başkanım, bizim bu personelimiz yeterli. Hatta fazlamız bile var diyebilirsiniz. Ha bu nasıl gerçekleşecek? Bunun gerçekleşmesi bir hayal falan değil. Gerçekleşmesi şöyle olacak. Bizler en başta bu şehirde yaşayan tüm bireyler bu bilince erdiğinde, kirletmeme üzerine bu bilince eriştiğimizde ben inanıyorum ki biz sadece artık ağacın düşen, dalından düşen yaprağı veya işte rüzgarın savurduğu bir herhangi bir çöpü toplamak durumunda kalacağız. Artık şehrimizde sigara hizmetlerini içip de yere atmayan insanları göreceğiz. Beraberinde kolayca işte yerleri, etrafı, sokakları kirletmeyen insanları göreceğiz. Atarken atacağı esnada mutlaka bunu zihninde düşünen, değerlendiren ve kirletmeyen insanları göreceğiz. Bunu gerçekleştirdiğimizde inanın bu bir hayal falan değil. Çünkü o kadar çok örneği var ki bilhassa yurt dışı örneği. Ben özellikle bir miktarda iğneleyici olması açısından şunu özellikle söylüyorum. Bakın diyorum ki yurt dışı örneklerinde çok güzel örnekler gördüm. Yani yerin ismini vermeye gerek yok. Ancak güzel örnekleri anlatmam lazım, söylemem lazım. Gittiğim, gördüğüm şehirlerde, ülkelerde insanlar kesinlikle kirletmiyorlar. Ellerindeki o basit çöpleri asla yerlere atmıyorlar. Hatta eleştiri olarak tarafımıza ileten, Sayın Başkanım tamam böyle diyorsunuz ama etrafta bir tane çöp kovası görmüyoruz. Ben de haklısınız ancak bu kirletmemiz için gerekli bir sebep değil. Ben de kendilerine bunu ifade etmeye çalışıyorum ve daha iğneleyicisini söylüyorum. Bizler Müslümanız. Bakın evet. Gördüğüm örneklerde gayrimüslim olan insanlar yaşıyor ve bu insanlar kirletmemeyi bir şekilde başarmışlar. İnancımızın gereği tabii, temizlik yani, olduğunu düşünüyoruz. Dinimiz bize, İslam dini bize bir defa temiz kalmayı, temiz olmayı emrediyor. Temizlik imandandır, temizlik imanın yarısıdır diyor hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla bizler de yani bu konuda bir dirilişe ve uyanışa geçmemiz lazım. Yani bunun için inanın geç değil. Geç kalmış olarak kendimizi görmüyorum. Sadece biz bunun farkına vardık ve bu farkı tüm İnegöl'de her bireye anlatmamız lazım. Hani ben yeri geldikçe bunu dillendiriyorum. Toplulukları buldukça ifade ediyorum. Beraberinde birlikte bunu başarmalıyız diyorum. Sadece 3-5 insanın bunu konuşması, anlatması yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunun için de eskiye dair yapılan çalışmalardan çok daha öte, çok daha yeni, akılda kalacak, farkındalık oluşturacak, insanların dikkatini çekecek çalışmalar yapmalıyız dedik. Mesela bunlardan bir tanesi neydi? En başta çevre komisyonumuzla yaptığımız çalışmalar neticesinde bizler dedik ki bir temizlik sembolü seçelim kendimize. Yani insanlar bir şeyi görünce akıllarına bu çağrıştırsın. İşte nedir? Mesela bir tırtıl simgesini temizlik sembolü olarak seçtik. Bunun sebebi de şuydu. Yani ne alaka diyenler var. Hemen onu da açıklıyorum kendilerine. Tırtıl aslında tırtıl görünümüyle belki soğuk bir canlı olarak göze gelebilir. Ancak tırtıl büyük bir dönüşümün habercisidir ifadesini kullanıyorum. Çünkü neden? Tırtıl haliyle çok sevimli gelmeyebilir ama o dönüşümünü sağladığında kelebek haliyle dünyanın en tatlı canlılarından bir tanesidir. Aslında benim burada hayvanlara vurgu yapmaktan, canlılara vurgu yapmaktan öte burada bir değişimin ve dönüşümün habercisi olması benim için kritik noktadır. Biz de değişime ve dönüşüme var mısınız dedik vatandaşlarımıza. Bunun farkına varalım dedik ve temizlik simgemiz tırtıl olarak ve ismini de pırıl olarak belirledik. Kamuoyunda da bunu sorduk sosyal medya üzerinden ve
Çalışma süreçlerimize devam ettik. İşte bildiğiniz gibi Atatürk Bulvarı'nın üzerinde yaklaşık bir kamyonluk bir çöpü işte cadde üzerine döktük. Ama bunu dökmeden önce de kameralarımızı yerleştirerek bunun bir sosyal deney olduğunu ve insanların bu noktadaki tepkimelerini ölçebilmek adına bir çalışma yaptık. Bu sosyal deneyi de daha sonra insanlara sorduk. Ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Pek çok insan, bunun ne işi var bu caddenin üzerinde, bu kadar çöp nereden geldi gibi. Aslında burada amacımız tabii ki ortalığı kirletmek falan değil. Ancak insanların bunu kolayca dilden dile, kulaktan kulağa aktarabilmesi adına böyle bir farkındalık çalışması yaptık. Bu ulusalda da, ulusal ortamda da yer aldı ve bizim burada amacımız sadece oraya bir çöp dökerek işte bir farkındalık oluşturmaktan öte şehirde bunun hızlı yayılmasını, hızlı konuşulmasını sağlamaktı. Beraberinde yine aynı şekilde farklı çalışmalardan bir tanesi billboardlarda işte bir saatte bu cadde üzerinden bu çöpler toplandı gibi farklı bir çalışma yaptık ki bu açık hava reklamcılık şirketi tarafından da özel ödüle ve jüri özel ödülüne iki ayrı ödüle layık görüldü. Yani burada amaç ödül almak da değil. Aslında gerçekten amacına matuf bir iş yapmak ve yaptığımız işten fayda sağlamak. Örneğin ödül almak, evet, belki diyorsunuz ödül almak işte amaç değildi ama ödüllendirilerek doğru projeler aslında ön plana çıkmıyor mu? Şimdi bakın özel sektör bu şeyi veren, ödülü veren şirket ve bizleri davetlerinde şunu ifade ettiler. Biz bugüne kadar kamu kuruluşlarına hiç şey vermedik. Hep işte büyük otomotiv şirketleri, özel sektör şirketleri gibi büyük şirketlere ödüller verdik. Ancak çok önemli bir farkındalık çalışması bizim için de dikkat çekiciydi ve değerliydi. Bunun için ödüllendirdik. O tabii işin başka bir boyutu. Ancak biz hani şöyle düşünün. Şimdi temizlik hususunda ne yapabiliriz dediğimizde hemen hemen pek çok insanın aklına ilk etapta Sayın Başkanım broşür bastıralım ve dağıtalım gelir. Bunu çok kişiden de dinlemişimdir. Ancak ben de tam bu noktada şunu ifade ediyorum. Evet, biz broşür dağıtalım ama o broşürü nasıl dağıtacağımızı, o çalışmanın nasıl bir farklı hale getirileceğini düşünerek dağıtalım. Örneğin o broşürü Alper Taban olarak ben mi dağıtacağım? Ya da o broşürü çok daha önemli işte ekran yüzü olan, tanınırlığı ve bilinirliği olan halkın beğenisini kazanmış birilerine mi dağıttıralım gibi. Yani artık sıradan işler yapmak yerine farklı insanların dikkatini çekecek ve zihinlerinde yer edinecek, yer bırakacak, iz bırakacak çalışmaları yapmak bence daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ve bunun gibi işte özellikle öğrencilerimizi, yetişkinlerimizi, özellikle ben hanımefendileri bilhassa bu konuda çok önemsiyorum. Bu sürecin içine çekmemiz lazım. Çünkü hanımefendilerinin elinin değdiği her yerde mutlaka güzellik vardır. Dolayısıyla biz bu konuda da başarılı olabilmek için onları bu süreçlerin içerisinde daha fazla katmaya devam edeceğiz. Ben sadece çok kısa özet. Aslında burada saatlerce konuşabiliriz. Çok dertliyiz. Çok da önemli bu konuda. Bu konuda basın olarak sağ olsun basından da arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler. Biliyorsunuz onlar da çekimler yaptılar. Evet. Biz de ben de şahsım olarak da bir kısa video çekmiştik bununla alakalı. Çok da etkili olduğunu düşünüyorum. Yapmaya devam edeceğiz. Velhasıl bu bir başlangıç. Artık İnegöl'ler kirletmemeye başladı diyebilir miyiz? Yani tam manasıyla şu anda istediğimiz noktada mıyız? Değiliz ama ben inanıyorum ki zaman içerisinde olacak. Yani şu an hani hayal kırıklığı yaşıyor muyum? Zaman zaman belki. Kısmen diyebilirim. Çünkü bunu daha çok insanlara sahiplendirdiğimiz zaman ben daha hızlı değişim ve dönüşümlerin olacağını düşünüyorum. Mesela trafik lambalarının hemen alt kısmına şeyler koyduk, dövizler koyduk, oralara yazdık. Hani şoför arkadaşlarımız işte trafikte beklerken en azından gözünün önünde bir uyarı ve ikaz olsun. Bunları da zaman içerisinde şu noktaya getirmek istiyoruz İhsan Bey. Artık bu işin bir denetim ve kontrol ayağı da olmalı. Yani bu ne anlama geliyor? Her ne kadar çok tasvip etmesem de istemesem de artık bu işin bir ceza ayağı olmak durumunda. Kanunlarımız özellikle çevreyi kirletenlere karşı verilebilecek cezaları tanımlamış. Biz de bunları artık yavaş yavaş hayata geçirmek istiyoruz. Bunu az önce de ifade ettim. Çok
istediğimiz, tercih ettiğimiz bir yöntem değil ama bunu niye söylüyorum? Sayın Başkanım, siz temizlemek zorundasınız diyenler de var. Tabii ki temizlemek zorundayız. Ama yerel yönetimler olarak gerekiyor. Yerel yönetimler olarak bu görev bizde ama bizim kirletmemek gibi bir durumumuz da var. Bir de şunu ifade edeyim. Bakın benim kurumumun temizlik için harcamış olduğu aylık tutar aşağı yukarı 900-950 yuvarlayayım 1 milyon TL. Yani bu çok korkunç rakam. Yani bu temizleme maliyeti olarak vatandaşa fatura ediliyor. Ben de diyorum ki ne kadar az kirletirsek sizin cebinizden de o kadar az para çıkacak. Yani ben burada bu hesap o kadar basit ki aslında. Yani bu şehrin temizlenme maliyeti aylık buralarda. Bu rakam niye 500'lere inmesin? Niye 300'lere inmesin? Yani bizim sizin, paramız neden çöpeyiz? Tabii yani sizin, yani ben aslında temizliği yaparken sizlerin cebinden çıkan paralarla bu temizliği gerçekleştiriyoruz. Yani hani işin para ve maddi kısmını da geçtim ama Müslüman olarak kirletmemek durumundayız. Hatta çok basit bir şey daha ifade edip sonlandırayım. Evimizde ya halıya veyahut herhangi bir yere evin içerisinde bir kağıdı, çöpü, sigaranızı atıyor musunuz? Atmıyoruz. Ya sokaklarda bizim ikinci evimiz, ikinci adresimiz. Doğal olarak da sokakta da ben şunu başarabildiğimiz an o elindeki sigarasını ya da çöpünü atacağı anda biz bunu o insanın zihnine düşürebildiğimiz an ben inanıyorum ki o insan onu atmayacak. Çünkü benim gördüğüm gelişmişlik seviyesinde olan şehirlerde ve ülkelerde insanlar bırakın atmayı yerde gördüğü çöpü alıp cebine atıyor. Ve nerede çöp noktası bulursa onu orada atıyor. Bakın çöp kovasının veya konteynerinin olmaması da bir mazeret olmaktan çıkmış. Bu çok müthiş bir şey. Ara boşluğu kendileri taşıyarak o çöpü atıyor. Olağanüstü bir şey yani. Ve bakın kendi atmadığı çöpü alıyor. Şimdi benim de, ben de vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum. Mesela bizim de diyorum ki yapabileceğimiz en güzel şey, belki ikaz edemiyor olabiliriz. Ya da bunun bir kavgaya, çatışmaya dönüşeceğini düşünerek buna tamamen tarafsız kalıyor olabiliriz ama ben şunu yapmaya çalışıyorum. İstemeyerek de olsa atan birini gördüğümde gidip onun attığını alıyorum. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Zaten onun gözünün önünde bu işlemi yaptığım için doğal olarak o mutlaka bunu düşünecektir. Bana göre yapabileceğimiz en güzel hareketin de bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bize bu konuda destek veren, verecek olan tüm ilçe halkımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Ama Temiz İnegöl'ü temiz şehir unvanını almak istiyoruz. Bunu bir kez daha ifade ediyorum. Bu şehir artık temiz olma yönüyle de bir işaret edilsin. Bir markamız daha olsun. Tabii, inşallah. Kesinlikle öyle. İnşallah. Kesinlikle. Başkanım, sizin de önemsediğiniz ve benim de önemsediğim bir projeniz var. Ben Başkam Olsam projesi. Evet. Şehri ortak yönetme payedesiyle çok önemli bir proje. Ben de önemsiyorum. Bu projenizin geldiği nokta nedir? Oradan böyle sizi yönlendirecek demeyeyim de size ilham olacak bir şeyler çıktı mı peki? Var mı öyle? Evet. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bir defa ortak akıl vurgusu üzerinden başlayan bir süreçtir bu. Görev biliyorsunuz değişiklikle önce görev aldık. Çok hızlı bir şekilde bir değişim yaşandı. O süreçte bunu çokça düşündüm ve şöyle değerlendirdim. Yani şehir için yapılacak o kadar çok iş var ki sadece belediye başkanı olmakla, kurumunuzu yönetmekle kalmıyorsunuz. Şehrin her türlü ihtiyacını karşılayacak hamleleri yapmak zorundasınız. İşte altyapı, üst yapı, ulaşım, otopark, trafik vesaire aklınıza gelebilecek her alanda. Ancak yani bu konulardaki yetkinliğiniz nedir diye şöyle bir kendinizi sorguladığınızda ben işletme mezunuyum. Beraberinde kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisansımı son süreçte yaptım. Ancak bunları yapmamdaki gaye hem kamuyu hem siyaset bilimini daha iyi özümsemek, daha iyi anlamak ve bu alanda gerçekten madem ki bulunuyorum daha faydalı olabilir miyim düşüncesiyle. Ancak tabii yani bugün işin teknik yönleri var, halkla ilişkiler boyutu var, işte proje yönetim boyutu var, para yönetim, mali yönetim boyutu var. Pek çok alanı var. Yani bunların her alanında uzman olma şansınız yok. Ancak tabii bu konuda çalışanlarınızdan, dışarıdan danışman şirketlerden ya da kişilerden, kuruluşlardan, vatandaşınızdan,
işte sivil toplum kuruluşlarından, hemşeri derneklerinden, meslek derneklerinden efendim destek alabilirsiniz. Ben bu şehirde yaşayan tüm bireylerin ortak aklını alabilmek adına aslında bu projeyi başlattım. Yani ben başkan olsam derken aslında siz başkan olsanız. Yani empati yapalım diyoruz ya, birbirimizin rollerini efendim yer değişerek anlamaya çalışalım. Bugün belediye başkanı ben olabilirim ama bugün benim yerimde siz olsaydınız siz ne düşünürdünüz, neler yapmak isterdiniz? Sizin gözünüzden ve sizin pencerenizden bu duygu ve düşünce nasıldır'ı anlamak adına bunu hayata geçirdik. Billboardlara, beraberinde sosyal medyada, işte otobüslerimize, otobüs duraklarına, pek çok yere bunları yaygınlaştırarak vatandaşımızın dikkatini çekmeye çalıştık. Ancak bunu gerçekten hani laf olsun diye değil ama oradan neler doğurabiliriz, neler çıkartabiliriz, neler hayat buldurabiliriz düşüncesiyle bunu yaptık. Ve mesela bu alanda bize 1271 vatandaşımız efendim toplamda 2071 tane küçük küçük öneriler vermiş. 1271 tane başkan vatandaşımız var. Evet, evet. Oradan gidelim. Doğrudur. 2071 adette fikir sayısı olarak veriyorum. Bunlar elimize ulaşanlar. Biz tabii bunları toplamak için ne yaptık? İşte İnegöl'ün fikri adı altında bir portal oluşturduk, web sayfası. Buradan vatandaşımız bize gerek hazırlanmış, bitirilmiş projeleri de oradan bize sunabilir. Gerek iki satır yazı yazarak da ifade edebilir. Tabii biz bunu sadece burayla da sınırlı tutmadık. Beraberinde şehrimizin belirli 5 noktasına, özellikle yoğun yaşanan 5 noktasına fikir kutuları koyduk. Hani ya gelip geçerken isterse cebindeki sigara kağıdına bile yazıp oraya atsın. Hiç önemli değil ama fikir veren, öneren kişi durumuna gelsin. Kayıtsız kalmasın, duyarsız kalmasın. Hani pek çok insan bana ne, neme lazım der geçer. Bunu bir yetkili gelsin, görsün, bilsin, düşünsün der. Ama ben hatta bu fikir kutularından bir tanesini tüm basının huzurunda açmıştım. Hatta arkadaşlara da özellikle söyledim ki bakın asla bir müdahale olmasını arzu etmiyorum, istemiyorum. Yani ola ki orada hani yani siz şöyle olumsuz düşünebilirsiniz, bir şey olsun, olumsuz bir şey yok. Hiç önemli değil. Hatta bir arkadaşımız yazmış, işte Milliyetçi Hareket Partisi işte seçimde AK Parti'yi geçecek, işte birinci parti olacak bir şeylerdi o gün hatırladığım. Hiç önemli değil. Yani bakın ben hayal dünyamızı özellikle çocukların, gençlerin hayal dünyasının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Yetişkinler bu konuda onlara göre biraz daha pasifler. Çünkü niye? İşte o hayat telaşesi ve koşturmalısı içerisinde çok fazla hayal kurmaya vakit kalmıyor. Ancak yeni yeni yetişen nesil gerçekten çok büyük hayalleri var. O hayallerden bile istifade edebiliriz. Ya bunun önünde bir engel yok. Düşünmenin önünde bir engel yok. Yeter ki vatandaşımız bu şehre dair düşünsün. Ne yapabiliriz? Nasıl faydalı olabiliriz? Gördüğü sorunlar üzerinden olabilir. Mesela özellikle ben seçim beyanlarımızın içerisinde yazmış olduğum çalışmalardan bu gelen fikirlerden de var. Örnek veriyorum, çiftçilerimize nasıl destek oluruz, nasıl faydalı oluruz? Bu projelerin içerisinden çıkan bir projedir son mesela. Son kurmuş olduğunuz tabii, üreten tabii, kooperatif orada üreten, mı? Üreten çiftçi kooperatifimizi kurduk. Bu proje buradan doğdu. Çünkü bakın az önce de ifade ettim, ben çiftçi falan değilim. Tarımla hiç uğraşmamış insanım. Doğru şimdi söylüyorum. Ben bu konuda oturup ahkam kesebilir miyim? Yani bu konuda insanlara bu böyledir, şöyledir diyebilme şansım var mı? Ancak ben buradan bir analiz yapabilirim. Sorunlar nedir? Problemler nedir? Bunların çözüm önerileri nelerdir? Bunları masaya yatırdığımızda, ki kaldı ki ben şunu da yaptım mesela. Göreve ilk geldiğimiz günlerde bir tarım çalıştayı gerçekleştirdik. Bu tarım çalıştayı içerisinde de üniversiteden akademisyenlerimiz, öğretmenlerimiz, öğretim görevlilerimizin sunduğu bildiriler, işte yaptığı çalışmalar neticesinde bir rapor çıktı ve bu rapor neticesinde bir dizi adımlar attık. Yine çiftçimizi dinledik, köylerimizi gezdik, muhtarlarımızı. Yine bu projenin içerisinde mesela bizim de meclis üyemiz Selahattin Bey var mesela. Selahattin Bey'in de bu konuda bizlere çok büyük katkı ve destekleri oldu. Biliyorsunuz o da ülke tarımı ve çiftçilerimiz adına tarım kredi kooperatiflerinin başında görev aldı. Dolayısıyla biz bunlardan tümünden istifade etmeye çalıştık. Yine gençlerimize dönük çok çok güzel projeler, işte kaykay pisti yapmalısınız, heyecan park yapmalısınız, işte başka şehirlerde görüyoruz, ne bileyim kariyer günleri düzenlemelisiniz ki yine düzenlediğimiz önümüzdeki günlerde gerçekleşecek kariyer günleri
ve projeler adı altında bir başlığımız var. Bunlar da seçim beyanlarımızın içerisinde. Velhasıl buradan çok 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 güzel işler çıkacak. Mesela daha hayata geçmedi ama Çardak Camii'nin olduğu bölgede bir kavşak düzenlemesi yapılacak. Mesela burayla ilgili isim de verebilirim. Eski, yine şu anda da mobilyacı, bizim de geçmiş dönem kurucu yöneticilerimizden İbrahim Fergana abimiz bir gün beni telefonla aradı. Ya dedi ki başkanım, ben bu muhitte oturuyorum. Evet. Ve burada da sürekli bir trafik karışıklığı, yoğunluğu var. Burada kavşak düzenlemeleri de yapıyorsunuz ama burada yapacağınız düzenlemede şu andaki mevcut kavşağı tümüyle kaldırabilirsiniz. Peki yani yerine ne öneriyorsunuz dediğimde de Sayın Başkanım, zaten Çardak Camii'nin kendisi döner kavşak hüviyetine kavuşmuş durumda. Dolayısıyla orayı bir döner ada gibi kullandığınızda ve gerekli düzenlemelerinizi de ona göre kurguladığınızda inanın yeniden bir kavşak ada döner nokta oluşturmanıza gerek yok. Bakın çok basit bir söylem. Şimdi ben bunu neye bağlıyorum? Bu şunun için gerçekleşiyor. Sorunu yaşayan insanlar, bu sizseniz siz, ben sen ben. Sorunu yaşayan insanlar her ortamda kafasında mutlaka ya bu niçin böyle oluyor? Bunun olmaması için ne olmalıyı zihninde canlandırıyor. Dolayısıyla bu ortaya koyduğu çözüm önerisi de genelde %100 en doğru çözüm önerisi olmasa bile en doğruya en yakın çözüm önerisi olma hüviyetine yakın oluyor. Dolayısıyla biz de bunlardan niye istifade etmeyelim? Şimdi inşallah onu da ben Büyükşehir Belediye'mize bir projelendirme noktasına getirdiğimde inanın onların da kafasına yattı. Onlar da doğrudur dediler. Biz bu projeyi bu gözle bakarak hazırlarsak daha doğru olur dediler. Hem yerden daha tasarruf etmiş oluruz. Çünkü biliyorsunuz şehrimizde çok fazla aracımız var. Her geçen gün ve yılda araç sayımız çok çok ciddi manada artış gösteriyor. İnşallah bu gibi fikirlerden istifade etmeye devam edeceğiz. Mesela bizzat açmış olduğum o fikir kutusundan bir tane şey çıkmıştı. Sayın Başkanım, bizim oylat kaplıcalarımız var. Oylat kaplıcalarının çıkan suyunu, sıcak suyunu işte İnegöl'ü ısıtmak için kullanamaz mısınız? Bakın, işte oylatın çıkan suyunu seralarda kullanamaz mıyız gibi. Bakın, bir fikirden başka fikirler dünyaya geliyor. Yani bunu ben düşünemeyebilirim ama bu konuda yetkinliği olan insanlar, bu konuda sorun yaşamış, problem yaşamış insanlar veya daha önceden tecrübeli olan insanlar ne güzel fikirlerini ortaya koyuyorlar. Belki pratikte bu olur mu diyebileceğiniz pek çok şey de gelebilir. Önemli değil, varsın gelsin. Bugün olmayabilir, gelecekte olabilir. En azından bu konuda bir adım atarsınız. Araştırmalar yaparsınız. Fayda maliyet analizleri ortaya koyarsınız. Çalışmanın verimliliğine bakarsınız. Verimli olduğuna inanıyorsanız adım atarsınız. Ha değilse sonuçta bir şey kaybetmezsiniz. Doğru söylüyorsunuz. Yani belki bugün gerçekleştiremeyip 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra hayata geçirebileceğiniz bir proje de olabilir bu. Yani kısaca şöyle diyebilir miyiz? 1271 tane belediye başkan adayı evet. Ve rakibinizin evet. Fikirlerine değer verdiğinizi söyleyebilir. Ben onları rakip olarak görmüyorum. Ama çocuklar aslında yani şu ankiler potansiyel rakip olarak gördüm. Evet. Siyaset ve yetişeceklerin de birer aday olduğunu görürsek düşüncelerinden. İnanın gelecek neslimiz ben bugünkü yaşanan konjonktürü daha iyi anlayan bir nesil olduğunu düşünüyorum. Şu anda değişimin hızına yetişemediğimiz bir dönemdeyiz. Hani geçmiş 50 yılda yaşanan teknolojik değişimleri artık bir 5 yılın, 10 yılın içerisinde yaşadığınızı, hatta bunun her geçen gün daha kısa bir zaman dilimine sığdığını görmeye başladık. Çocuklarımızla zaten konuşurken bile zorlanıyoruz. Artık o hatta geldiğimizi söylüyoruz. Başkanım, ben bir diğer konuya geçmek istiyorum. Vaktimizin de ufak ufak sonuna geldim. Evet. Oradan da bir bilgi almak istiyorum. Belediyede büyük bir değişim yaşadık. Evet, evet. Müdürlüklerimizle, başkan yardımcılarımızla. Bu değişimin ihtiyacı, siz gerçi paylaştınız bunu ama kamuoyuna evet. Tekrar sizin ağzınızdan kısaca tabii. Dinlemek istiyorum. Tabii. Gelinen nokta nedir? Meyvelerini tabii. Almaya başladık mı? Tabii. Şimdi şöyle, aslında yaklaşık 17 aylık aldığımız bir görev vardı seçim öncesinde. Bu benim için büyük bir lütuftu. Yani bunun için Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Çünkü neden?
Eğer sadece bugün belediye başkanlığı sürecime başlamış olsaydın, o 15 ay, 17 aylık süreci yeniden sil baştan yaşıyor olacaktım. Bu çok büyük bir fırsattı benim için. Dolayısıyla bu zaman zarfında da hiçbir personelimin yerini değiştirmek gibi bir çalışma içerisine gitmedim. Sadece kurumumuzdan ayrılan arkadaşlarımızın yerini doldurmakla ilgili bir iki hamle yapmıştık. Onun dışında hiçbir arkadaşımızın yerini değiştirmedik. Bunu yapmamın sebebi şuydu. Arkadaşlarımızı tanıyabildiğim oranda tanımaya çalıştım. Çünkü büyük bir organizasyon var, büyük bir yapı var. Yaklaşık 832 tane çalışanımız vardı. Şu anda 750 çalışana kadar geriledik sayı olarak. Şimdi tabii onların kabiliyetlerini, yeteneklerini, kapasitelerini görebilmek adına, ki bunun hala tamamını ben sağlamış durumda değilim, görmüş durumda değilim. Ancak bunları ilgili arkadaşlarımız üzerinden, yöneticilerimiz üzerinden de gözleyerek, alarak bu bilgileri bazı adımlar atmaya çalıştım. Tabii şimdi bu çok alışılagelmiş bir durum değil. Ben bir kez daha o arkadaşlarımızın anlayışından ötürü onlara teşekkür ediyorum. Bakın, mahkeme nasıl ki kadıya mülk değilse, yaptığımız görevler de bize sadece emanettir. Biz de bu emanet duygusu ve sorumluluğuyla, bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Lakin şu anda bir değişiklik yaptık. Arkadaşlarımıza yeni yeni görevlendirmeler yaptık. Bunları yaparken de şöyle hareket ettim. Mümkün mertebe kişilerin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak görevlendirmeler yaptım. Yani bugün örnek vereyim, imar bölümü, emlak sistem emlak müdürlüğü gibi bölümlerle ilgili bir ne yaptım? Başkan yardımcısı görevlendirdim. Siyasi kadrodan ve bu konuda eğitimi olan, bu konuda meslek erbabı olan bir arkadaşımızı görevlendirdim. Bunu niçin yaptım? Yani bugün imardan, imar konularında ben onlar kadar yetkinliğim olamaz. Ancak tabii işin içerisinde bunlarla alakalı yaşadıkça bir şeyleri mutlaka görüyoruz. Mutlaka bunlarla ilgili fikir sahibi olabiliriz ama bu mesleğin içindeki yetkin insanlar kadar hiçbir zaman olmaz. Onun için ben işin uzmanlarını, işin efendim içinde olan ve yetkinliği olan arkadaşlarımızı işi ehline vermek deriz ya, aslında bunu yapmaya çalıştım. Ha biraz da hem meclis üyeliklerinin belirlenmesi sürecinde hem de çalışma arkadaşlarımızın, kurumdaki çalışma arkadaşlarımızın belirlenmesi sürecinde biraz daha kadroyu gençleştirmek istedim. Bugün ben görevdeyim ama görevim bittiğinde ben burada olmayabilirim. Ama benim bu arkadaşlarımın hepsi devam edecek. Devam edecek arkadaşlarımız aslında bu kurum ve bu şehir için bir yatırımdır. Onlara bir fırsat verdik ve bu fırsatı iyi değerlendirmeleri kendilerinden istedik. Dolayısıyla kontrol mekanizmalarımızı, denetim mekanizmalarımızı da kurarak, oluşturarak arkadaşlarımızın verimliliğini, performansını ölçmeye dönük adımlar atmaya çalışıyorum. Çünkü bunları ölçebildiğimiz an kimin ne miktar, ne kadar iş yaptığını görmüş oluruz. Dolayısıyla hiçbir arkadaşımızla ilgili olumsuz bir düşünce içine girmeyiz. Onların bilakis performanslarından dolayı belki onlara işte ödüllendirmeler yapabiliriz. Ama bunu ölçerek yapmalıyız. Doğaçlama değil. Yani kimin ne yaptığını, ne ürettiğini ortaya koyarak tespitlerimizi yapmalıyız. Dolayısıyla bu değişim ve dönüşümler, ben meyvelerini toplamaya başladım. Nasıl toplamaya başladım? Sürekli olarak arkadaşlarımızdan bir kere öneriler alıyorum. Yani geçmişte çok az olan o önerileri şimdi hemen hemen her toplantımızda arkadaşlarımızdan alıyorum. Sayın Başkanım, işte bunu şöyle değil de böyle yaparsak daha doğru olur, daha tasarruflu olur, vatandaş lehine olur, kurum lehine olur gibi. Şimdi arkadaşlarımıza biz ne söyledik? Şunu söyledik. Arkadaşlar, artık sizden benim beklentim şu. Birincisi, savunma kültürünü bir kenarıya bırakalım. Vatandaşımızı can kulağıyla dinleyelim. Bize gelen insanlar keyiften gelmemiştir. Mutlaka bir derdi, sıkıntısı vardır. Ve savunma kültürünü bir kenarıya bırakalım. Bir de ikinci söylediğim konu da, yani yaptığımız işi hepimiz, şahsım da dahil olmak üzere, en doğrusunu yaptığımızı düşünüyoruz. Aslında iyinin iyisi, iyinin mükemmeli var.
Biz de o zaman en mükemmelini hedefleyerek en doğruyu bulmaya çalışmak adına sürekli kendimizi yenilemek, geliştirmek adına adımlar atmalıyız. Yani bakın bugün her şey değişiyor ve dönüşüyor. Yani bugün efendim hayatımızda kullanmış olduğumuz pek çok teknolojik alet dün yoktu ama bugün kullanıyoruz. Bu değişime direnç göstermediğimizin bir göstergesidir. Niye? Ama şahsımıza, ama hayatımıza getirdiği güzellikler, kolaylıklar, faydalar var ve biz de alıp bu teknolojileri kullanıyoruz. Biz de mesela şu an kurumumuzda hem çalışma arkadaşlarımızın, onların da daha huzurlu ortamda, daha efendim kendilerinden mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak öncelikli hedefimiz. Beraberinde hizmet ettiğimiz kitlenin, yani vatandaşlarımızın da en iyi hizmeti alması, en faydalı hizmeti alması. Yani sürekli yapıp bozduğumuz bir sistem değil ama kaynağımızı en doğru şekilde kullanarak bir kere de yaptığımız işin en doğru iş olmasını ortaya koyacak bir yapıya dönmemiz gerektiğini ifade ettik. Doğru söylüyorsun. Bunlar çok önemli şeyler. Yani ben sahada özellikle seçim sattığı mahallinde vatandaştan çok basit, çok sade istek ve talepler dinledim. Yani bunları yerine getirmiyorsak eğer bizim zaten orada işimiz yok. Bizler eğer var olan sorunlara, problemlere seyirci kalıyorsak o zaman bizim orada durumu idare eder halde olmamızın bir faydası yok. Biz çözüm üretmek için oradayız. Elimizden geldiğince bu gayreti ortaya koyup bu dönüşen arkadaşlarımızla birlikte inşallah bunları başarmak istiyoruz. Ben her alanda yaptığımız her işte lütfen arkadaşlar bir değil 3 kere, 5 kere, 10 kere defaatle gözden geçirin. Hani şey diyoruz ya bunun akademik anlamda bir karşılığı var. İş körlüğü diyoruz. İşte şu eşikten içeriye girdiğimizde artık gördüğümüz sorunu kabullenmişiz ve onu kanıksamışız. Bizi artık rahatsız etmiyor. Örneğin şurada bir tablomuz var asıl ama o tablo hafif bir şekilde, eğik bir şekilde duruyor. Ancak o bizim artık o gözümüze gelmiyor. Onu görmüyoruz ama buraya gelen bir yeni bir misafiriniz İhsan Bey bakın şu tabloyu şöyle hafif düzelttim, hafif eğilmiş dediğinde Allah Allah ya ben her gün bu kapıdan içeriye giriyorum ama bunu nasıl fark etmedim diyebiliyorsunuz. Yani bu gibi küçük dokunuşlarla yapılacak ben çok faydalı işler olduğunu düşünüyorum. Bu hem kurumumuzun hem de toplumumuzun, milletimizin yararına olacağını düşünüyorum. Onun için çalışma arkadaşlarımdan maksimum performans beklediğimi bu program aracılığıyla bir kez daha hatırlatmış olayım. Bunu yaparken de hiçbir arkadaşımıza eziyet ederek değil, aksine tüm arkadaşlarımıza işi dengeli bir şekilde dağıtarak, yayarak, herkesin mutlu ve huzurlu bir şekilde çalıştığı bir ortamda ve hizmet alan insanların da mutlu olduğu bir ortama geçelim. Hani kazan kazan dediğimiz sisteme, stratejiye geçmiş olalım. Hizmet alanda, hizmet verenin de mutlu olduğu, kaynakların doğru kullanıldığı, hiçbir şekilde çarçur edilmediği, en isabetli adımların atıldığı bir noktaya getirmeliyiz. Bu bizim birinci sorumluluğumuz. Çünkü şöyle düşünün, kendi şahsınıza ait bir varlığı kullanırken, harcarken nasıl dikkat ediyorsunuz? Değil mi? Yani onun her kuruşunu, her zerresini hesap ederek yapıyorsunuz, adımlarınızı atıyorsunuz. Burada da o zaman en az o kadar hassasiyeti göstermemiz lazım ama ben daha fazlasını göstermek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü milletin parasını, vergisinden işte onların ödediği paralarla toplanan ve bizlere aktarılan paraları kullandığımız için çok daha dikkatli harcamak durumunda olduğunu düşünüyorum. Başkanım, artık yavaş yavaş orucun rehaveti bizlere ve seyircilerimize evet. düşmeye başladı. Ve sizin de vaktinizi çok fazla almak istemiyorum. Son olarak dilek ve temenni bölümünde İnegöl halkına söylemek istediğiniz mesajınız varsa programı isterseniz öyle sonlandıralım. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın şehrin yönetimine ortak olmalarını canı gönülden istiyorum. Bunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Çünkü biz geçtiğimiz günlere bakarak eksiklerimiz, artılarımız, avantajlarımız, dezavantajlarımız nelerdir dediğimizde benim en güçlü unsurlarım vatandaşım. Vatandaşım bize, vatandaşlarımız bize destek verirlerse, katkı verirlerse, gördüklerini, eksiklikleri, ben bunu hep katkı olarak, destek olarak diyorum ama ben
eleştirinin de gelmesini istiyorum. Eleştiri de bir katkı ve destektir. Yani eleştiri benim aynamdır ve aynaya baktığımda kendi eksiklerimi, aksıklarımı görmek durumundayım. Dolayısıyla bu sayede her işi doğru yapmadığımızı da fark etmiş oluruz. Kendimiz de bu anlamda düzeltme fırsatını yakalamış oluruz. Dolayısıyla vatandaşımızın, yani artık teknoloji var değil mi? Telefonlarımız var, ev telefonlarımız var, internetler var, sosyal medyalar var. Kapıdan gelerek olabilir, mail atarak, SMS atarak fark etmez. WhatsApp hatları üzerinden, bizzat telefonla arayarak kendilerine neyi nasıl yakın görüyorlarsa, ama lütfen gördükleri problemi atlayarak geçmeden bizlere bildirmelerini, bizlere önermelerini, eksik yönlerimizi de eleştirmelerini istiyorum. Bu bizim için önemli. Bunu karşılıklı bir dengeye oturtabildiğimiz anda inanın bu şehrin sorunları çok daha hızlı dönüşecek. Bir kere ben her gün arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bakın, iyi ki insanlar bize önerilerde bulunuyor. İyi ki bize eksiklerimizi bildiriyor. Çünkü bu benim sorun haritam, sorun envanterim. Bunu da ben çözeceksem, kurum olarak bizler çözeceksek, yani yanı başımızdaki ilçenin belediye başkanı çözmeyecek. Veya ne bileyim bunu farklı bir kurumun yöneticisi de çözmeyecek. O zaman bunu yerel yönetim çözecekse vatandaşlarımızdan bir kez daha destek beklediğimi ifade ediyorum. Beraberinde ilçe halkımızın programlarımıza iştirak etmesini canı gönülden arzu ediyorum. Yaptığımız organizasyonların içerisinde yer almaları bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Kısa öz olarak söyleyebileceklerim bunlar. Tabii tekrar şimdiden Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramlarını tüm ilçe halkımızın tebrik ediyorum. Efendim, sağlık sıhhat içerisinde, mutluluk içerisinde, güzellikler içerisinde bir ömür geçirmelerini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de tekrar bu buluşma, ilçe halkımızla buluşma fırsatını verdiğiniz için başta İhsan Bey olmak üzere tek tek ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Ben de bu programdan sizi çok kısa özetlemek gerekirse temiz bir İnegöl hayali olduğunuzu, fikirlere ve projelere kapınızın açık olduğunu, özverili şekilde yönetmenin ve yönetilmenin arzusu olduğunu özetlemek istiyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sizi burada ağırlamaktan çok onur ve şeref duydum. Diğer projelerinizi bayramdan sonra da inşallah diğer programlarda konuşma fırsatı buluruz ve anlatırız. İnegöl halkıyla sizi buluştururuz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili İnegöller, Kanal Gölü izleyicileri, bugünkü konuğum İnegöl Belediye Başkanı Sayın Alper Tabanlı. Kendisinde projelerini konuştuk. Dilimizin döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Başka bir programda, başka bir Ramazan sohbetlerinde görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. İyi Bu Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla hazırlanan Ramazan sohbetleri sona erdi.